Fenerbahçe mücadelesi üzerine konuşuyoruz. İrfan Can Kahveci bizim beklediğimiz muhtemel 11'de olan bir oyuncu. Mehmet Ayan. Bekliyor musunuz? Abi yani geldi sakat. Geçen hafta 20-25 dakika. Bir de kime karşı oynayacaksın merkezde? Josef Atiba. İlla ki önde mahir iş mi yapacaksın? Hayır. Onları savunmak görevin de var. Peki bizim tanıdığımız İrfan Can'ın öyle bir savunmada gücü var mı? Var. Ne zaman var? Formdayken. Formdayken var. Bazen öyle işlerde yapıyor ki. Ve sadece İrfan Can ayağıyla değil, ağzıyla da riskli bir çocuk. Ben defalarca, bak Başakşehir'in galiba PAOK maçı vardı. TRT yayınlıyordu. Ya hazırlık maçıydı ya ön eleme maçıydı. Geçen sene başında. Yani bildiğim küfür falan eden bir muhabbetteydi. Fenerbahçe maçında geçen sene Anşelotti falan. Neyse anlatmaya çalıştım. İrfan Can'a sen savunma yap deyince Atiba'yı da Josef'i veya Laiç'i savunurken sadece ayaklarıyla değil. Yani hareketleriyle de karta yakın bir çocuk. Dolayısıyla ben hocanın sanki biraz daha en azından Turgay abinin az önce Beşiktaş'ın söylediği ilk yarı gibi biraz daha sağlamcı. Sanki Gustavo'nun yanında Sosa'ya da Ozan. Sosa'yı çağırıyor bence. İle başlayacağını Yağmur tahmin ederim. Yani İrfancı'nın fizik kalitesinden bahsetmiyorum. İrfancı'nın fizik kalitesi yüksek bile olsa Beşiktaş'a bir savunma yapacaksın abi. Yani yapmayanların halini görüyoruz. Çünkü Beşiktaş öyle bir oyun oynuyor ki. Abi ben geçen programlardan birinde örnek verdim. Hani İncirli'de C-130 diyorlarmış o uçaklara böyle. İnerken ben birkaç defa şahit olmuş İncirlik üstünde. Tak 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 böyle Amerikan nakliye uçakları. Nakliye uçakları. Yani böyle şey normal uçak gibi inmiyor. Bunlar yukarıda duruyorlar ben ona şahit olayım. 3-4 dakika görüyorsun böyle. Wink 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 wink. Çık diye iniyor. Beşiktaş öyle bir takım. Beşiktaş avını yakaladığı zaman hiç öyle jınk diye almıyor. Pring 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 böyle iniyor. Hatta ben ona şey diyorum. Hamarat tembel Beşiktaş. Hamaratlığı var Beşiktaş'ın. Ama tembel. Turgay Amir gibi orta tempo yapıyor. Rakibini ısırmıyor, dürtüyor, alıyor, veriyor. Ondan sonra bir Gezal çıkıyor. Bir orta yapıyor. Mesela maçın en önemli konularından bir tanesi duran top. Erol Hoca çok büyük bir ihtimalle. Bilhassa Fenerbahçe'nin 1, Beşiktaş'ın 3. bölgesi olan ceza sahası yakınlarında herhalde faul yapmayın demiştir yani. Dikkat edin demiştir. Çünkü duran topa geldiğin zaman yağmurlu bir zeminde herkes olacak. Bir de barajın arkasına yere de yatamazsın yani su var. Öyle kuru bir zeminde yok. Benim kanaatim hoca tabii en iyisini bilir. Bu arada ben de Selahattin abi gibi Erol Hoca'ya inananlardanım. Erol Hoca'nın iyi bir hoca olduğuna inananlardanım. İklim, kültür, atmosfer Fenerbahçe'de olmayabilir. Yarın bu saatte de Erol Hoca olmayabilir. Ama ben inananlardanım. Mesela gelecek sezon attım Başakşehir türü, attım gene Alanya türü herhangi bir takımda tekrar kendini bulduğunu, eskilerin deyimine neşrinama aileyebileceğini çok net biliyorum. Çünkü ben ona inananlardan bir tanesiyim. Erol Hoca'nın iyi hoca olduğuna inananlardanım. Fenerbahçe'de olur olmaz bilmem. Ama İrfan Can'la başlayacağını çok düşünmüyorum. Yanılabilirsin. Ben Yağmur Sosa'yı çağırıyor diye tekrarlamak istiyorum. Kazanılan topları hiç gevelemeden direkt gol pasına dönüştürmesi özelliğinden bir diyorsun. Bir de bence mücadele gücü de var Sosa'nın. Yani. Var ayrı var. Ama... Şutör özelliği var. Tabii şut için söylüyorum özellikle. Duran toplar için söylüyorum. Sosa'nın attığı her korner yarım penaltıdır yani. Sosa'nın attığı her korner yarım penaltıdır. İki takımın da iyi kapacıları var. Salahi, Serdar, ön direk yapan Gökhan, Beşiktaş'ta Vida, Wellington, Josef, Atiba iyi kapacılar var. Her korner de ciddi bir mücadele olur yani. Kaç korner olur bilmem ama yağmurlu hava düşünürsek olacaktır bayağı. Ben şöyle kendi görüşümü netleştireyim. Bakın bu derbi şu kazanır bu kazanır hakikaten diyemem. Herkesin kendine göre. Hani Cruyff'un bir lafı var. Her dezavantaj içinde kendi avantajını da barındırır. Böyle bakarsanız iki takımın da avantaj gibi görünüp dezavantaj olan şeyleri de var. Dezavantaj gibi görünüp içinde avantaj barındıran şeyleri de var. Ama iki takım da gol atar değil mi? Sanki iki takım da gol atar. Yani o %100'e yakın olan görüş o yani. Ve şunu söyleyeyim. Bu lafımı Erol Hoca için söylüyorum. Kartalı kafese koymak istiyorsan pençe yemeye göz alacaksın. Yani benim oram çizilmesin, buram çizilmesin diye kartalı kafese koyamazsın. Koyarken bir yerlerin çizilir. Onu göz almazsan hiç bu işle uğraşma. Yani kafese koymaya çalışma. Kendini kurtarmaya çalış. Eğer kartalı kapatacağım, kafese koyacağım diyorsan pençe de yersin, gaga da yersin. Onu da göze al. O pençe ve gagaya rağmen kafese koymayı başarmalısın. Abi 80'lerde, 90'larda bu programı yapsaydık herhalde şunu bize Kerem sorardı değil mi? Ya
adam adama kimi savunursun? Var ya 80-90'larda. Tabii. Eğer 80-90'larda bu kadar olur olsa adam tabii. adama ben Erol Hoca olsam Josef'in tepesine bir tane adam veririm. Abi sen ayrılmıyorsun. Tabii. Josef'in tepesine bir adam veririm. Pelkas'ı kim tutacak? İşte İrfan'ı kim tutacak? Ya da Gezal'ı kim tutacak? Yok abi Josef. Tek bir adam olsa Josef'in tepesine bir adam veririm. Fenerbahçe'de belki o Pelkas'tır. Belki Gustavo oyunu kurmasın dedir ama adam adama veririm Josef'in tepesine bir adamı 80-90'lar futbolu. Fenerbahçe'de olsaydı. Sanki o adam Pelkas'tır. Tutmak için mi? Tabii. Tutulması gereken adam. Tutulması gereken adam. Tutulması gereken. Ben Beşiktaş'ta Abubakar diye düşünüyorum. Ama Abubakar'a... Abi Abubakar hızlıca o gibi ya. Ne kadar tutarsan tut o bir ara bir yerden buluyor. Abubakar değil. Abubakar'a geldi mi geçmiş olsun. Ona getirmeyeceksin. Getirmeyeceksin. Ona getirmeyen adam kimse onu tutacaksın Beşiktaş'ta. Ona herkes ona çalışıyor. Herkes getiriyor ona. Yani Abubakar tutulmaz. Bir tutarsın, iki tutarsın. Ama sonucunda ben ama Fenerbahçe'de de tutulmayacak adamlar var. Şu temenniden öte tahmin benim için çok iyi bir maç bekliyorum hakikaten. Peki abi. Kıran kıranı maç peki bekliyorum. Abi o zaman iyi bir hakem var çünkü. Üçünüze soru. Beşiktaş kazandı. 0-0 Beşiktaş kazandı. Lig bitti mi? Ben bitirmem. Siz bitiriyorsunuz ama ben bitirmem. Ben öyle bir şey demiyorum. Ben soruyorum size. Ben matematiğe bakarım her zaman. Ben istatistikleri çok kullanmam futbolda ama... 29 maç 66 puan. Yok. Şunu söyleyeyim. Bu ligin şampiyonluk ortalamasına göre 88 puan. Geçen hafta da söyledik. 87.4 benim hesabım. 88. Galatasaray'ın kaç puanı var? En son kaçıyorlar abi? 61 Galatasaray'ın. Geride kaç maçı var? Tam 10 kaldı. Yani 10 maçı var değil mi? 10 maç oynayacak. Oynayacak. Yani 91'e kadar giderdi. 3 puan kaybetme lüksü bile yok aslında. 88'i geçer diyorsunuz. Yok. Terimde diyor zaten. Hiç kaybetmeden gitmemiz lazım. Hep kazanarak. Fenerbahçe kaç? 58. Beraberlikte bile yarış dışı kalır. Matematik bunu söylüyor. Ama futbol bu. Arkasından Fenerbahçe çok büyük bir çıkış yakalar. Öbür futbol dışındaki matematikten bahsedersek Trabzonspor'da hep kazanır, diğer hepsi hep kaybeder olabilir. O başka bir şey. Biz futbol matematiğine göre baktığımızda ortalama 2.1 puanla bu ligin 50 yılı böyle geçmiş. Şampiyonluk baremi. Beşiktaş 2.25'e gidiyor. Bunu korursa şampiyon olur. Ama 58 Fenerbahçe için limit gibi, bir daha hiç kaybetmemesi lazım gibi. Galatasaray'ın da belki bir 3 puan kaybetme şeyi var. Diye bakabiliriz. Ama bunlar dediğim gibi futbol matematiği. Diğer matematiğe bakarsan herkesin şansı var. Abi yarın gece 29-66 gör yukarıyı. Tamam mı? O senin dediğin ölçüde 22 alacaksa kalan 11 maçta 11 puan kaybetme hakkı var Beşiktaş'ın. 2 puan ortalamayla devam edebilir. Yani bir hafta kazanır, bir hafta beraber kalır. Tay şampiyon olur. Kaldı ki... Ki berabere kalıp takım misal Galatasaray'sa... Olduğu zaman bir vites daha aşağı düşür. Ben burada yani 88'i çok yüksek buluyorum yalnız. Yani Beşiktaş kazanırsa yarın akşam 84'lere inebilir abi. Daha yani son haftalarda vitesi boşa alabilir kazanırsa Beşiktaş. Kazanırsa daha yükseğe çıkar oğlum. Yok mu abi? Çıkar. Fren yapar. Kazanırsa siz çıkar. Ne diyorsunuz? Puan için. O ihtimal için. Hangisi? Beşiktaş kazandı. Yani 66 oldu Beşiktaş. Geride 33 puan var da. Tamam. 11 maç var geri. Tamam. 2.24 ile yap. Ben de diyorum ki. 2.24 ile yap. Beşiktaş kazandığı takdirde özellikle son 2-3 hafta vitesi boşa alabilir. Son 2-3 hafta olur. O şampiyonluk hani ola ki olursa o çok başka bir... Puan şey. Olarak da 84'lere gelir dediğin senin hesap diyorum. Beşiktaş Alanya, kazandığı takdirde. 86'dan altına düşmez. Alanya-Antalya maçında iyi bir teknik direktörlük performansı koyarak takımını finale taşıyan Ersun Hoca'yı hem analım hem kutlayalım. Hem de bir sözünü hatırlayalım. Ne demişti geldiği zaman Fenerbahçe'ye? Artık rakipler ikinciliği kovalasınlar. Şimdi yarın hayaldi tabii, hayal olarak kaldı. Yarın Beşiktaş kazanırsa bu sefer Sergen bunu çok ciddi olarak söyler. Galatasaray ve Fenerbahçe belki biraz da Trabzonspor ikincilik mücadelesini verirler artık. Hiç öyle bir şey demez. Ezber. Demez. Kalbinden der. Demezse de tablo der onu. Tablo der yani, o demez yani. Beşiktaş yarın puanın 66 yaparsa kimse kusura bakmasın Galatasaray ile Fenerbahçe Trabzon'u da gözetleyerek ikinciliği kurtarmaya bakarlar. O rakiplerin stratejisi olabilir ama Beşiktaş'ın stratejisi kesinlikle matematiksel kesinleşene kadar aynen çizgide devam edecek. Bir küçük ilave, Beşiktaş 66, Fenerbahçe 58 puan yapıyor. Aynı zamanda ikili averaj da Beşiktaş'ta kalıyor. Beşiktaş'ın bir maç eksiği var. Fenerbahçe için işler gerçekten çok 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 zor olur. Ama işte büyük camiada zorunlu olarak Şampiyonlar Ligi'ni sonuna kadar kovalayacak. Ya şimdi derbileri
bak derbileri biz önünün arkasında çok konuşuruz hakikaten. Ön tarafında şu oldu bu oldu ama inanın bana derbiler hepsinden bağımsız oynanır. Ya derbide dün yok. Dünkü Fenerbahçe yok. Bambaşka Fenerbahçe izleyebiliriz yani. Dünkü Beşiktaş yok. Bambaşka Beşiktaş izleyebiliriz. Panik halinde Fenerbahçe. Abi, her, halinde oyunun kendi, her oyunun kendi hikayesi var. Derbi değil ki. Derbi ama öyledir. Derbi niye biliyor musun? Her futbol hocanın bir şey konuşmasına gerek yok soymadasına. Beyler bu maçı kazanmamız lazım. Der. Başka bir şeye gerek yok. Bir derbidir. Her oyuncu için vitrindir. O yüzden kendi hikayesini yazacaktır bu maç yarın. Çok iyi bir mücadele olacaktır bence. Bol pozisyon olacaktır. Ben ama kesinlikle oyun gücü olarak Beşiktaş avantaj desem bile %50-%50 görüyorum kazanma şansı. İnşallah Halil Umut Meler Beşiktaş-Trabzon maçında gösterdiği yönetim o performansa yakın bir performansla futbola katkı yapar. Biz de biraz futbol izlemiş oradaki olur. Çocukların... Yani VAR hakemi daha açıklanmadı değil mi? Çok büyük olasılıkla Yaşar Kemal Uğurlu ya da Cüneyt Çakır'dan Cüneyt Çakır olur. Büyükten. Cüneyt bu hafta çünkü maç almadı. Maç 1-1 bitecek diyorsun yani. Cüneyt Çakır'sa beraberlik yani. Maç, neresinde maç olursa olsun. Maç almadı. Sen öyle demiştin zaten 1-1 biter diye. Neyse bu başka bir konu da şöyle söyleyeyim. Bilen de konuşuyor bu konularda. Şeyde için söylüyorum. Senin için değil başkaları için söylüyorum. Cüneyt VAR'ı yeni kullanarak benim gördüm. Müdahale edeceği zamanı da biliyor. Etmeyeceği zamanı da biliyor. Ederken de o hakeme, bunu hakemlerden de dinliyorum. Ederken de hocam sen doğru görmüşsün. Benim gördüğüm ekstra bir şey yok. Sen şiddeti kabul ediyorsan şiddet senin için yetersizse başka bir şeye gerek yok. En doğru yorum budur. Yani hocam dirseği gördün mü? Gördüm şiddeti yetersiz. Evet. O adamın kafası karıştırmayacaksın artık. Hocam bana göre daha şiddetli falan değil. Karışmayacaksın. Olabilir. Yani en iyi kullanan olabilir. Ve, itirazım ve yok. Sana söyleyeyim bunlar çok iyi ikili yani. Cüneyt sağda oldu mu VAR'da şey oluyor. Halil Umut Meler oluyor. Tam tersi de yarın geçerli olabilir. Ya da bugün. Ekip mi bunlar yani?